Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bugünümüzde neler yapacağız? Yine köy hayatında işlerimizin başında neler yaptıysak sizlerle birlikte olacağız. Şimdi arkadaşlar, bugün geçen videomda da bahsettiğim gibi danalar biliyorsunuz biraz az kilo almıştı. Artı yemlerini de bırakma, önlerindeki yemi tüketmeme gibi bir tarz sorunlarla karşılaştığımızı görmüştük, belirlemiştik. Şimdi bugün birkaç malzeme aldım. Bugün bunları uygulayacağız danalarımıza. Birçok kişi yorumlarda maya kullan. İşte maya danaların sindirim sistemini, midesini rahatlatır. Yediği şeyler midesinde oturup kalmaz. Onların erimesine yardımcı olur gibisine yorumlar gelmişti. Veterinerimle gittim, görüştüm. Dedim durum böyle böyle. O da bana şöyle görmüş olduğunuz gibi 10 kiloluk kovada bana şey verdi. Maya verdi. Bu işte ne yazıyor üzerinde? Maya içeren vitamin, mineral yazıyor. Aynı zamanda danalılar için hem vitamin, mineralmiş. Aynı zamanda da içinde maya varmış. Hayvanın sindirimi için de faydalı olduğunu söyledi. Yani ben sıkıntımı anlattığımda veteriner bunları verdi bana. Aynı zamanda bir tane de burada ilaç var işte. Markasını göstermekte sıkıntı var mı yok mu bilmiyorum. Nerotovit mi öyle bir şey. Gene ben göstermeyeyim. Şu arkadaşlar bir tane de bundan verdi. Enjektör. Şimdi ne yapacağım? Önce bundan danalarıma 25'er gram vuracağım. 20 falan vurmam lazım en küçük danaya da, diğerlerine 25'er vuracağım. Büyüklere 400, 450, 480 kilo olanlara 25'er gram vuracağım. Bundan 2 paket verdi. Zaten bundan 25'er gram çektirsem bir şişesi bugün bitecek. Bir şişe daha var poşetin içinde. Onu da yarın kullanacağım. Bunu da sürekli yem verdiğimizde her yemlemede içinde ölçek var. Üzerine birer ölçek. Yemin üzerine dökeceğim de şöyle açalım paketi de. Ölçek neresindeymiş bakalım. Ölçek buradaymış. Yanı başında. Bununla bir ölçek dolduracağız. Yani bunun dolusunu sabah yemlemesinde yemin üzerine dökeceğim. Akşam yemlemesinde yine bundan bir tane dolduracağım. Yine yemin üzerine dökecekmişim. Ben bunu kovanın içinde sanıyorum. Ya sen kovanın içinde bir de poşet. Abi bu nasıl bir koku? Çok güzel kokuyor ya bu. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu yesem ben falan yerim arkadaşlar. Çok güzel kokuyor ya bu. Hayvanı acaba güzel koktuğu için iştahı mı arttırıyor, cezbettiriyor, ne yapıyor acaba? Vallahi çok güzel kokuyormuş be. Ağır da şöyle 10 kilogram. Şimdi bunu yeni getirdim ben de. Sabah yemlemesini de yaptık. Sabah yemlememizi yaptığımız için sabah yemlemesini ben bunu yetiştiremedim de. Akşam yemlemesinden başlatsak, yoksa şimdi önlerinde birazcık yem var, o yemin üzerine mi döksem? Gene dökeyim değil mi arkadaşlar ben bundan? Dökeyim ya. Dökeyim. Şöyle açayım ben kapağını. Şu ölçü aletini yanıma alayım. Kovayı da yanıma alayım. Gideyim bire şey hayvandan gönlü dökeyim. Bir poşette burada civcivlere yem aldım. Geçen videomda 6-7 kişi büyük tavukları göstermedin, civcivleri göstermedin abi diyenler olmuş. Tavukları da göstereceğim. Civcivleri de göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Aynı zamanda buradaki işlerimizi hallettikten sonra zeytin tarlamıza da gideceğiz arkadaşlar. Zeytin tarlasında susamlardan çiçek çıkmış mı, çıkmamış mı? Geçen bir dolu oldu. O dolunun zararı olmuş mu, olmamış mı? Bütün bunları göreceğiz. Zeytinyağı hakkında da, zeytin tarlasına gittiğimiz için zeytinyağı hakkında da birkaç mağdur olan insanlar varmış. Böyle işte nasıl desem... ucuza yağ alıyorlarmış, aldıkları yağı beğenmiyorlarmış ama bizden yağ aldıkları almışlar, benden yağ alınca çok beğenmişler. Bu nasıl oluyor falan diye diyenler oldu, bizim yağımızı çok beğenmişler. O yüzden onunla ilgili de açıklama da yapayım. Ucuz yağ olanlarla alakalı, ucuz yağ alan kişilerle alakalı bilgilendirici bir video olacak aynı zamanda. Önce buradaki işlerimizi halledelim, oradan zeytin tarlasına gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu ölçekle vermekle başlayalım işimizi. Evet arkadaşlar, kovayı alayım. 10 kilo herhalde bu, ağır bayağı. Bunu elime değdirince bir sıkıntı olur mu acaba içine? Ya da ben yine değdirmeme çalışayım. Lan ne oldu, dana yalamaya başladı şimdiden. Şöyle gezdireyim arkadaşlar koca olanınkinin üzerine. Bakalım ne yapacak.
Al sen de. Sana da şurada az biraz yemin var. Şu yemin üzerine sana da dökeyim. Belki sen de seversin. Sevip sevmediklerini ben sizlere gösteririm, anlatırım arkadaşlar. Ah. Bu da senin. Oo, yalıyorlar ama. Al. Bu da senin. Al oğlum, bu da senin. Ya bu aslında böyle olmayacak arkadaşlar. Veteriner bana bu şekilde demedi de. Ben şimdi yeni açtım diye merak ettim. O yüzden şöyle bir vermek istedim. Al oğlum sen de. Ağzını yine biraz önceki gibi kapatayım da açık kalmasın. Adam bana dedi ki samanı koydun mu dedi. Üzerine de samanın üzerine de yemi koy. Yani yemi dök. Yemle beraber karıştıracaksın dedi. Ben şimdi yemleme saatine yetişemediğim için babam verdi yemleri. O yüzden ben böyle artan yemin üzerine koydum. Yani ilk yem verdiğimiz esnada olması gerekiyor bu sistem. Yemi döktüğümüzde hemen üzerine de bunu dökeceğiz. Şöyle elimizle karıştırıvereceğiz. Elimizle karıştırıverip öyle bırakacağız. Yani hayvan yemi yerken yemle beraber tüketim yapacak bunu. Bunu sadece böyle ayrı vermeyeceğiz. Biz birazcık bunu ayrı vermişik gibi oldu ama şimdi ben hani hem kendim merak ettiğim için hem sizlere de göstereyim diye bu şekilde verdim. Artık akşam yemlemesinden itibaren danaları düzenli olarak bundan vereceğiz. İşte bu tarz canlı mayaları falan kullananlar varmış ama ben kullanmadım bu tarz maya falan. Evvel yıl bir danam vardı. Geçen yıl iki danam vardı. Bu yıl dört dana, iki babamın altı dana var. Hiçbirini kullanmadım ama bu sene artık işte birazcık böyle iştahsızlık sezdim diye arayış içerisine girdim. O yüzden bunu kullanmaya başlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Aynı zamanda birazcık da yonca vereceğim şimdi. Tozlarını verdik. Dışarıdaki iğnesinden de 25'er gram çekip danaları vuracağız şimdi de. Değil mi koca olan? Ama yaladılar yani. Öyle bir şu koca olan yalamadı. Ötekinden yalıyor öyle. Ya zaten bu yalamak için değil yani. Bu yemin için karıştırıp yeminle beraber tüketecek. İçindeki vitamin, mineralle hayvana geçecek. Biz bunu birazcık ayrı vermiş olduk da yem var önünde. Neyse bakalım. Geçeyim ben de biraz yonca vereyim. Onlar yoncasını yerken ben de içeri geçip iğnesini vururum. Şuradan biraz yonca alayım. Bu yoncayı şöyle bakayım. Kesmeye çalışacağım. Kesebilirsem kesik vereceğim. Kesemezsem bütün bütün vereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir danaların altını temizleyeyim. Hayvanları rahat ettireyim. Ondan sonra iğnelerini vururum. Babam sabah yemlerini verdim. Atlarını temizlemedim dedi. O yüzden atlarını ben temizleyeyim. Oğlum iyi sen yoncana. Yonca verdim önlerine de. Bundan ıkışmaktan yonca yemiyor. Oyun lazım yavrum size. Havada da bir yağmur var. Biraz önce atıştırıyorduk, şimdi kesti. Parçalı bulutlu gösteriyor ama hava soğuk. Zorlamadan yağmur çisistiriyor. Danalarımızın altına da temizledim. Sıra geldi şu iğne uygulamasını yapmaya. Şimdi şurada onlar da. Şuradan kutusunu açayım.
Ama burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor burada? 25 gram ete günde bir defa yazmış. Ha, 25 gram ete. Boynundan atayım gene ben onu. Boynundan ete atayım. Dallar çıngayı deyince gıcıl gıcıl ses çıkart diyor orada. Bir şey alamadım ya. Bunların farklı bir enjektörleri var ya. Biraz daha uçları kalın, uçları değiştirilebilen. Onlardan alacağım ya. Bunlar birazcık daha eski sistem. Şimdi bunların çok yenileri çıktı. Yine karıştırmak gerekiyor mu acaba? Sonuna kadar çekersek 25 alıyormuş. O yüzden sonuna kadar çektirdik. Şşşt, evet, ne oluyor lan? Şöyle boşluğunu da alayım, hava boşluğunu. Tamamdır. Arkadaşlar bir tanesini vurdum. Şu büyük koca olanı vurdum. Kamerayı başlatmayı unutmuşum. Şimdi de şuradan ikinci taneye vuracağım. Neresiydi o? Şuradan 4 parmak. Buradan 4 parmak. Şuradaki aralığa vuracaktık. Tamam. Bunu da vurduk. Aralarından çıkalım. Bu iki danayı bağlamadan attım. Ama bu iki danayı bağlamam lazım. Onlar bağlamadan kendine iğne vurdurtmuyorlar çünkü. Bunu da çektik. Lan ne oluyor lan? Yavaş oğlum. Bağlamadan denesem mi gibi? Bu kaç oldu? Bu 20 gram olmuş. Bu biraz daha çekeceğiz bunu ya. Heh. Şimdi tam oldu. Şu iple bağlayayım arkadaşlar. Arasında sıkıştıracaklardı beni. Zor attım kendimi yukarı. Abi şu iki dananın arasına giriyorum. Beni sıkıştırmıyorlar ama bu iki tanenin arasına girdiğimde adamı öldürecekler. Var gücüyle birbirine yanaşıyorlar, beni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Sen çok yalanıyorsun bakalım. Önce seni atayım mı yine? Ne dersin? Önce seni atayım mı ben yine? Sen çok yalanıyorsun. Gel bakalım sen. Seni ben bir atayım yine de sen rahatla. Gel oğlum. Gel. Anlıyor da iple bağlayacağımı, geriye kaçıyor bir de. Gel, gel. Yala bakayım elimi. Gel. Gel yala. Gel. Ha, gel oğlum. Gel. Ha, gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel oğlum. Lan gel lan. Kovboy gibi. Kovboyculuk oynayalım mı seninle? Tamam arkadaşlar, bunu bağladık. Bunu bağladık. Bunun iğnesini vurayım hemen şuradan. Gel, gel bakalım. Dur, anam iğnenin ucu yamuldu lan. Tüh. Tüh. Çok kımıldadığından iğnenin ucu yamuldu. Neyse. Bunu kopartmadan ucunu takayım da şuradan dibinden çıkartayım. Neyse ki yedek uç var yanımızda.
Zaten hayvan değişiminde ucunu değiştirmemiz iyi olur. Tamam. Ucu değiştirdim. Hayvan sıktı mı? Ne oldu kendine? İğneyi sokamadan. Dur oğlum dur. Şşşt. Dur. Bak 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 nasıl deliyeniyor bak. Tamam. Vurdum. Şuraya koyayım iğneyi. Tamam tamam çıkar diyorum gel. Deli olan bu deli. Ben senin kilonu tartarken ayrı uğraşıyorum. İğne açacak oldun mu senden ayrı uğraşıyorum. Bak yem parasını çıkıştıramazsam zaten sen satılacaksın biliyorsun değil mi? En çok beni üzen sensin. En çok üzen sen olduğun için ben senden mi uğraşacağım derim seni satarım bak. Ona göre. Gelelim son danaya arkadaşlar. Bunu da atalım. Büyük grupta son dana. Küçük gruba da atacağım. Tamam. Bunu da bağlayayım. Bu da rahat durmaz şimdi. Gel oğlum, gel seni de bağlayalım. Şuradan şöyle ipi dolayım. Ne kadar çok dolarsam o kadar sıyıramıyorlar. Buradan da iğnemizi alayım. Ayaklarımı yemliğin içine basmadan. Gel oğlum gel. Dur oğlum dur. İğneni açacağım içecek bak. Eremiyorum da senin olduğun yere. Bu taraftan atayım mı? Bu taraftan sanki daha kolay olacak. Ön döşten tepeden şuradaki aradaki boşluğa sakin sakin tamam bunu da attık çıkartalım organı bunlar da böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok bunları bağlamadan atamıyorum. Hayvanla deli. Arada sıkıştırıyorlar insanı. Dolayısıyla bağladığım zaman rahat ediyorum. Bağlayarak yine attım. Önlerinde yonca da var. Yem de var şöyle. İştah açıcı. Vitamin, mineral hepsi var içinde. Hadi bakalım. Afiyet olsun size. Öbür taraftan dolaşayım. Küçükleri atayım. Onları yan tarafından atıyorum. Simentel gel oğlum. Gel. Dur. Dur kafanı çevir böyle. Kafanı çevir. Tamam. Bunun yarısı senin. Yarısı da siyah akbaş. Dur. Dur. Ya ölen ya. Siyah akbaş. Ne delisin sen? Dur oğlum. Ben dur. Oğlum. Atacağım bitecek bak delilenme. İğnenin ucunu yamayacaksın şimdi sen de. Sakin. Kapıyı kapatalım. Kapatamadık. Taraları iğne uygulamasını da yaptık. Ne oldu lan bir şey çıktı diye. İğne düşürmüş bir yere. Civcivlerin yemini verelim. Akkuş. Aynen. Aynen oğlum bak sen. Ben ne yaptım ya sen? Aa, Akkuş. Aslanım. Rahatın iyi mi? İyi mi rahatın? Ekmeği dışarı çıkartmışım bak. Günah. İçinde tut. Bah bah bah. Ben ekmeği ekmek çanağının içine koyuyorum. Burada ağzından çıkartıyor. Geri götürün lan ekmeği. Ana. Bak. Ekmek çanağının içinde köpek ekmek bırakmıyor. Sabah.
İki tane ekmek verdim. Bir tanesinin yarısını yemiş. Diğer bir buçuğunu bırakmış. Aha. Gömecek yalım onu toprağa. Neyse bakalım, ye hadi. Akkuş yerini çok beğendi. Isırcık yatıyor geceleri. Civcivlerin içine girelim arkadaşlar. Civcivden yemini doldurayım. Arkadaş ya, buraya zincir alacağım. Her girişimde niye unutuyorum ben buranın zincirini ya? Buralarda vardı, geçen gün aradım bulamadım. Zincir olsa hemen takıvermesi kolay olacak. Oh, şöyle içeri girelim. Kapıyı da kapalım. Hava çok soğuk arkadaşlar. Vallahi soğuk. Burunlarımdan geliyor soğuk. Abi bu aylarda hava sıcak olması lazım. Cik cik. Ne yaptınız? Anam anam anam, siz şunları bak lan sen. Kocaman oldu bunlar ya. Arkadaşlar bunlar kocaman oldu, kocaman. Yoğurt kovası getirmeyi unuttum ya ben. Yoğurt kovası getirecektim de yoğurt kovasıyla koyacaktım yemi bunun içine. Nasıl yapacağız şimdi? Bu işin bir kolay yolunu bulabilir miyiz? Bu da böyle ini veriyor aşağı. Şöyle yukarıda kalsın. Şurada bir ip var. O iple bağlasam mı ki? Dur bakalım sen. Tamam. Tepede durdu şimdi. Kova getirecektim de. Nasıl yapsak? Poşeti de delsem de poşetin deliğinden aksa olur değil mi? İçine biraz saman dolmuş bunun ya. Bu samanı boşaltayım ben. Çok bir şey değil de. Tamam, boşaldı. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle poşeti şuradan delelim. Poşet de lazım oluyor. Kullanılıyor abi. O zaman poşeti delmeyeyim. Şöyle şurayı biraz açayım. Yukarıdan aşağı devirerek doldurayım. Şöyle. Şöyle. Döker miyiz? Dökmeyiz değil mi? Sallanıyor ya bir de. Dökül 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 lan. Onlar da yemin geldiğini anladılar bakın. Yevit vit 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 vit. Yevit vit 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 vit. Şöyle sallayayım. Gözeneklerine yem dolsun. Tepedeki kapağına da indireyim. Kapağına da takalım yerine. Şuradan. Tamam. Poşeti cebimize koyalım. Suları var mı? Suları yok. Sularını da dolduracağız. Az bir şey var da onu döküvereyim. Hadi gelin yiyin bakalım. Gelin. Önce ben şuradan şu suluğu alayım. Yemeye başladılar arkadaşlar. Gel gel, siz de gelin. Yeni yem beğendiler. 4 çeşit yem varmış. 2 tane, 3 tanesi etlik civciv içinmiş. Bir tanesi yumurtalık civcivlere veriliyormuş. Biz yumurtalık civcivlere verilenden aldık. Bunlar sonuçta yumurtalık civciv. Yumurta yapacaklar ileride. Rengarenk, ne güzeller. Arkadaşlar şu an benim kuluçka makinesinin içinde yine yumurtalar var. Bugün veya yarın çıkmak üzerelerdir. 19. gündeler. Onlar çıkarsa onları da göstereceğim sizlere. Bunlar da bayağı geliştiler. İçinde hiç ölen kalan olmadı. Bakın iki tane büyük var. Kamerada illaki belli oluyordur onlar. Büyüğün bir tanesi şu ilerideki siyah olan. Bir tanesi de şu. Onlar kuluçka makinesinden ilk defa çıkarttığım civcivler. Hani sansar yemişti ya. Birçoğunu. O sansarı yedikten sonra geriye iki tane kalmıştı. O iki tane kalanlar. Demek ki sansarı kaptırmasaymışık biz civcivlere. O zaman bütün tavuklar bizim bu boyda gelecekmiş. Baya baya büyüyeceklermiş be. Vallahi. Ama olsun, arkadan gelenler de yine baya büyüdü.
Şimdi bunlar var burada kaç tane? 22 de kocamanlar var. 22. Eğer yeni makineden 20 tane daha çıkarsa 40-42 tane falan olurlar. 20 nasıl sarsa taş oluyor daha bak. Acıkmışlar. Kapağını da açam. Şuradan suyumuzu dolduram. Yemi yediler mi şimdi susala. Şöyle bir kuyu suyu içsinler civcivler. 10 metre derinlikten geliyor su. 9,5 hatta. 9,5-10 metre. Elimizle açtıydık ya kuyuyu. Bu aralar bunu kullanmıyoruz. Bunda zaten su az. Şuradaki kuyudan kullanıyoruz. Boru var ya. Dinamoyu ona bağladık. Dolmak üzere. Doldu. Şuradan kapağını kapatayım. 10 kilo kuyu suyu. Buz gibi. Sucu geldi. Sucu. Yücüyle. Kuyu suyu getiriyorum size. Akkuş. Her an benim oğlum. Hava daha çiziyor ya. Suya da koyam. Ay Allah be. Kapı. Nereye gidiyorsun kapı? Delirtme kapı. Gel buraya. Bunun ucuna da tel yapayım bari ben. Tel yapacaktım bak. Tel var. Akkuşu bağladığımız tel var ya, ondan yaparız. Şimdilik var yapan böyle de. Şuradan. Bir tür bağlayayım. Bir tür de tilmik atam. Şöyle. Tamam. Hadi gelin bakayım. Biraz yem yediniz, biraz da su için. Oo, susamış arkadaşlar, susamışlar. Vallahi biraz önce yem koyunca hepsi yemin başına toplandı da. Şimdi suyu koyunca da hepsi suyun başına toplandı. Büyük tavukları göstermiyorsun abi diyenler vardı. Büyük tavukları da göstereyim arkadaşlar. Horozları kestik. Zaten sizlerden gelen birçok yorumda horozu bir tane bırak Anıl demiştiniz. Biz de bu horozu bıraktık arkadaşlar. Damızlık olarak bu horoz bıraktık. İçinden en büyüğünü bıraktık. Geriye 2, 4, 5 tane yumurtlayan tavuğumuz kaldı. En çok sevdiğim işlerim de şu. Şu karşıdaki de ataks. Bunların 3 tanesi de beyaz olanlar. Vallahi bunların cinsini bilmiyorum ne olduğunu işte. Babam aldıydı onları gelen pazarından. Şu bizim geçen seneki tavuk zaten. 5 tavuk bir horoz var burada. Yumurta yapmışlar mı bakalım. Şurada bir tane yumurta var. Bunlar da bazen yumurtluyor, bazen yumurtlamıyor. Bir tane de burada var. 2 tane bunlar dursun burada. Almayacağım. Çünkü bunlar çoğunluk ikindiden sonra falan yumurtluyorlar. En son ta akşam üzeri alacağım. Abi hava hala çiziyor. Kamerada gözüküyor bilmiyorum. İnce ince bakın. Yağmur atıştırıyor. Arkadaşlar zeytin tarlasına doğru gidiyorum. Zeytin tarlasında sabah da dediğim gibi anlatmam gereken şeyler var. Bir de zeytinleri kontrol etmem gerekiyor. Gidelim oradaki işlerimizi ayarlayalım. Arkadaşlar zeytin bahçesine geldim. Şöyle bir zeytinlerimizin durumunu bakalım. Hem aynı zamanda tarlayı sürmek gerekiyor mu gerekmiyor mu onu da bakalım diye. Şöyle bakıyorum. Çok fazla bir ot yok. Zeytinlerin diplerinde var. El çapasıyla gelip zeytinlerimizin dibini çapalamamız lazım. Şöyle göstereyim bakın. Zeytinlerin diplerinde ot var. Bu otlar zeytinin saçağını boğuyor. Boğduğu zaman da zeytinin gelişimini engelliyor. O yüzden onları çapalamamız lazım. Aralarda şöyle büyük büyük otlar var. Bunları biz eşek torba deriz. Büyüdüğü zaman böyle sarı sarı çiçek açar. Önemli olan bunlar tohumunu tarlanın içine atmadan yolmak lazım. Bir iki tanesini şöyle yoldum. Gördüklerimin büyüklerini.
Onun haricinde taşlar var, büyük taşlar var toplanması gereken. Yine her defasında pullukla buraya sürdüğümüzde alttan büyük büyük taşlar çıkıyor. Şu da elimizde kaldıramayacağımız büyüklükte. Nereden baksanız 200-300 kilosu vardır bunun. Kımıldamıyor bile. Büyük bir taş. Bunun gibi 3-4 tane daha var oralarda. Traktörün arkasına kepçeye takıp gelip buradaki büyük taşları kepçeyle temizleyeceğiz. Aynı zamanda gelirken yanımıza da bir el çapası getirmemiz lazım. Zeytinlerin diplerine çapalayıp içinden büyük taşları toplayıp sonrasında da yine bir kat daha traktörle sürersek tarla dört dörtlük rayına girmiş olur. Şöyle zeytinleri de göstereyim sizlere. Zeytinlerin şu anki durumunu. Gerçekten güzel susam var zeytinlerde. Çiçek açmadı şu an daha. Aslında bazı bölgelerde ben görüyorum bizim köye gelirken ama her zeytin biri olmuyor. Kimisi açmış, kimisi açmamış. Bizimkiler de açmak üzere. Şöyle gördüğümüzde çok güzel susam var zeytinlerin tepesinde. Gözüküyordur kameradan da. Ancak bunların hepsi tutmayabilir. İçinden bazıları tutar. Yani bunların hepsi zeytine dönüşse zaten zeytin dal kırılır. Dal çekemez. Artı tutmaz yani. Bu kadar hepsi tutmaz bunların. Çiçek açtıktan sonra o çiçeklerin içinden kuruyan da oluyor. Her aşamasında belli bir kayıp oluyor. O kayıpların sonucunda bir miktar zeytin tepesinde kalıyor. Ama şu anki durumuna baktığımızda bu şekilde devam ederse, hava şartlarından da herhangi bir olumsuz etki olmazsa, bu şekilde devam ederse çok güzel zeytin olacak tepelerinde. Geçenki videomda da söylemiştim, bu tarlanın zeytinini yağını ayrıyeten isteyenlere göndereceğim diye. Gerçi bir şey değişmiyor, her zeytin sonuçta, ama geçen yıl buradan bir kasa zeytin çıkmıştı. O bir kasa zeytini çok isteyen olmuştu. Hani 240 tane ağaçtan bir kasa zeytin diye, daha yeni yeni yetişen ağacın zeytini diye isteyenler olmuştu. Bu sene de yine bu tarladan çıkan zeytinlerin yağını sizlerden isteyenleri göndereceğim. Bütün ağaçlardan çıkan yağlarımızı aslında gönderiyorum da, burayı öyle bir, çünkü toplu bir yağ alım yapanlar oluyor ya. Şimdi sizlerden benim videomu izleyenler bir yıllık ihtiyacını alanlar oldu bu sene. 200 litre, 250 litre alan oldu, 150 litre, 100 litre alanlar oldu. Bunlar hep ailesinin bir yıllık ihtiyacını, adam baştan sezonda ucuzken alıyor, koyuyor. Bir dahaki zeytin sezonuna kadar aynı yağı yiyor. Tabi bunu herkes yapamaz. Belirli bir bütçe lazım 200 litre yağ alıp da koymak için. Ama herkes bütçesi kadar koyuyor sonuçta. Kimisi sadece salatalarda kullanıyoruz diyor, 10 litre alıyor. Kimisi biz bütün yemeklerimizi zeytinyağlı yapıyoruz diyor, onlar daha çok alıyor. Tamamıyla duruma kalmış bir şey. Yani o şekilde 100 litre, 150 litre alanlar için bu tarladan zaten o kadar bir yağ çıkar tahminim. Daha ağaçlar 4 yaşında bir ağaç. Öyle bu tarlanın yağını ayrı sıktıracağım. Diğer tarladan yağından karıştırmayacağım. Bir kişiye ya da ne bileyim iki kişiye bölüp de göndereceğim. Liste yapacağım Kasım ayının başında. Atıyorum neymiş? Anıl Şahbaz diyelim. Anıl Şahbaz diye birisi yağ alacak. Bir de niye ne diyelim? Ahmet diye birisi alacak olsun. Tarlanın yağını ikiye bölüp yarısını birine, yarısını birine bu şekilde göndereceğim. Diğer tarlalarımızdan çıkan yağları da aynı şekilde. O şekilde yine bu sene zeytin satışı yapacağız. Bakın burada çiçek çıkmış mesela. Diğer taraflarda çok göremediydim ama kamera odaklamıyor herhalde de. Ama şurada çiçekler gözüküyor. Susamın içinden yavaş yavaş çiçekler çıkmaya başlamış. Burası küçük parça. İleride uzun parça var. Uzun parçaya da doğru gidelim. Tarlanın içinde çok fazla ot yok. Sadece el çapasıyla diplerin çapalanacak. İyi, durum güzel. Geçen gün dolu yağdı köye. Ama bu taraflara uğramamış. Bizim köye 2 kilometre falan uzaklıkta benim tarla. Yani bizim tarlaların hepsi aslında köye en aşağı 1-2 kilometre uzaklıkta. Köye yakın tarlamız hiç yok bizim. Hep köye uzak. Hazır zeytin gösterirken, zeytinyağından falan bahsederken küçük bilgiler de vereyim arkadaşlar. Zeytinyağı
dizem yağı olduğu zaman kaliteli yağ demek. Dizem nedir? 0-3'ten başlar. 0-2 çok fazla genelde görülmez. 0-3'ten başlar. 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9. Bu 0-3 ile 0-9 arası dizem yağı demektir. Yani bunun ismi dizemdir. 0-3'ü diyeseniz, 0-9'a diyeseniz kaliteli yağ yemiş olursunuz. Yani 0-3 çok çok iyi, 0-9 biraz daha kötü diye bir şey yok. Aynı. Yediğiniz zaman herhangi bir değişiklik ağzınızda fark etmezsiniz. O sadece yağın numune laboratuvar ortamında ölçülürken çıkan sonuçta. Yani bizim yağ fabrikasında ölçüyorlar yağ çıktığı zaman kaç derecede asit çıkmış, dizem çıkmış diye. O makinenin göstergesi ama sadece. 0.9'dan sonra artık artı 1 artı 2 diye ilerliyor. Başından 0 kalkıyor. 1 asit 2 asit oluyor. Baştaki dizem denilmiyor. Ondan sonra asit olarak söylenilir. Biz 1 asit, 2 asit, 3 asit. 3 asite kadar zeytin yağı yenilebilir. Herhangi bir kokudur, şudur budur yapmaz. Artık 3 asitten sonrası çok da fazla yenmez. Yani yenir ama birazcık koku devreye girer. 3 asit, 4 asitten sonra artık. Tabii bu bilmeyen insan çok da anlayamaz ama bilen insan o kokuyu hoşuna gitmez. Çamurun suyu böyle olur. Niye çamurun su kokar o da? Zeytinlerin tepesinden toplanılan zeytinden değil de dibine düşmüş, dibine toprağa değmiş, toprağa değmiş zeytini dibinden toplayıp da birazcık öbür zeytinin dibinden, birazcık öbür zeytinin, birazcık öbür zeytinin dibinden toplayıp da işte 10 çuval yaptığınızda gidip onu yağ sıktırırsanız o zeytinden dizem yani kaliteli yağ alamazsınız. Asit yağ alırsınız. Bu da kaç asit olur? Yani yeni düştüyse daha zeytin toprağa 5 asit 6 asit çıkabilir ama düşeli bir hafta olduysa çok yüksek çıkar. 20 asitlere 19-15 asitlere kadar çıkar. Bu yağlar da yenmez. Bazen beni arıyorlar. Anıl biz bir yerden işte 5 litresini 1000 liraya yağ bulduk. İşte bulunabilir. Ya zeytinyağı değildir, pamuk yağıdır ya da bu şekilde zeytinin dibine dökülen zeytinlerden yapılmıştır o yağ. Asittir. Kaliteli yağ değildir. O şekilde onu ucuza satarlar. Zeytinin dibine dökülen toprak değmiş zeytinin kilosu sezonda 15 lira. O zeytinden yağ çıkarttırdığınız zaman o yağ hem yenmiyor hem de kokuyor. Aynı zamanda yağı ucuz oluyor. Ama zeytinin tepesinden 80 liralık 90 liralık zeytini toplayıp da yağ sıktırdığınızda o zeytin en kaliteli yani dizem çıktıysa en kaliteli yağ olmuş oluyor. O yağı ucuz alma gibi bir şans olmuyor. Yani bu yağı ucuz alanların birçoğuları o tarz şeyler oluyor. Ya dibinden toplanmış zeytinden yağ çıkıyor. Tabi bunu bilmeyen tüketici tepesinden mi toplanmış, dibinden mi toplanmış? Bunu tüketici bilmediği zaman ne olmuş oluyor? Haliyle ucuza almış oluyor yağı ama kaliteli yağ almamış oluyor. Düşünsenize dibinden 15 liraya zeytin topladığınızda 4 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. 15, 30, 60. 60 liraya yağı mal ediyorlar. Ondan sonra 1 litre yağı 60 liraya adam mal ederse atıyorum 5 litre yağ ne yapar? 60, 60, 120, 120, 120, 240, 60 daha koy 300 lira. 500 lira yağı 300 liraya mal ediyor. Dibindeki topladığı zeytinden çıkardığı yağ ile. Ondan sonra ne yapıyor? 1000 liraya satıyor. Ne oluyor? 700 lira kar yapmış oluyor. Yani deli para kazanıyor. Aynı zamanda ne yapmış oluyor? Tüketiciye kazıklamış oluyor. Tüketiciye yenmeyecek yağ göndermiş oluyor. Ondan sonra 5 litre yağı 1000 liraya aldım. O şekilde üreticiden alırsanız tabii ki de 1000 liraya alınabilir. Ben bunu hep dile getiriyorum ara ara sürekli. Bu videoları çekiyorsam, zeytincilik yapıyorsam boşu boşuna keyfi elimi kamerayı alıp da rastgele tarlanın içinde gezinmek değil. Bir şeyleri de izah etmem lazım. Bir şeyleri öğretmem lazım ki zeytinyağı tüketicisi de neyin ne olduğunu bilsin. Artık sosyal medya denilen bir şey var. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Herkes istediği her şeyi sosyal medyadan öğrenebiliyor. Benim kanalımı takip eden zeytincilik yaptığımız için zeytincilikle ilgili, yağla ilgili bu tarz işlerle bilgi alabilir. Başka kanallardan başka işler hakkında bilgi alınabilir. Ben bugün zeytinyağı tüketicisine bir bilgi versem, doğru bir şekilde bunu aktarabilsem başka ne isterim değil mi? Yani bu yağ işlerinde çok hileler dönüyor. Kesinlikle bilmediğiniz yerlerden yağ almayın. Araştırın, bakın, görün. O şekilde yağ alın. Bu sene yani Kasım ayıyla şu Şubat ayı arasında en az
nereden bahsetsem belki 300-400 telefon almışımdır. Aldığım telefonların birçoğu hep aynı şeyi söylüyor. Anıl, biz zeytinyağı aldık ama yağı yiyemiyoruz, yağda bir koku var. Kaç paraya aldınız diyorum. 700 liraya aldık diyen var, 800 liraya aldık diyen var. Bunun böyle bir mümkünatı yok. 5 litre yağ kesinlikle 800 lira olmaz, 1000 lira olmaz. Yani 5 litre yağı nasıl alacaksınız 700 liraya? Kaç paraya geliyor? Kilosu 200 lira olsa 5 kilosu 1000 lira yapıyor zaten. 700 liraya aldık diyenler vardı sezonda bana. 150 lira falan olması lazım. Onun da mümkünatı yok. Zaten 1 kilo zeytin dalında toplayıp da sattığın zaman 60, 70, 80, iri tanesi 90 lira yapıyor. Adam dalında satsa 4 kilo zeytini 60 liradan satsa zaten 60, 60, 120, 240 liraya o gün alır, cebini koyar. Yani bunları çok iyi hesabını yapın. 4 kilo zeytinden, 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkar. Bunu bu şekilde hesaplayabilirsiniz. En küçük tanesini ben 60 liraya bile satıyorsam, bu arada zeytinleri de sizde ara ara kameraya gösteriyorum. Tarlamızın durumu gerçekten Allah şey yapsın, iyi gidiyor. Burunlarım da biraz tıkalı, nefes alırken zorluk çekiyorum. Bunun hesabını iyi yapın arkadaşlar. Bakın, en küçük taneli zeytin olsun, orta olsun, yağlık fiyatıyla bu sene 40 liranın altında değildi gene. Bunu siz yağlığını çok az çıktı varsayım yaparak orta boyundan hesap biçecek olursanız, kilosunu 50'ye bile satsanız 4 kilo da nadir çıkar. 4,5'ta 5'te çıkar genelde. Benim oranları izleyenler görmüştür. 5 kilo da bile verse ne yapar? 50 liradan zeytini satsam, ben geldim abi, annemle babamla geldim, bu zeytinin tepesini topladım, akşama kadar topladım, kasaları doldurdum. 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyorsa, zeytinin kilosunu o gün akşam zeytin alan kişileri satmış olsam 50 şerden 5 kilo zeytine 250 lira para yapar. Yani 5 kilo zeytini o adamı satarım, 250 lira paramı alır cebime koyarım. Ama ben bunu yağ sıktırıyorum. Yağ sıktırdığım zaman 250 liranın altında satma gibi bir şansın hiçbir şekilde olmaz. Kaldı ki sen bu zeytinin içinde sadece 50 liralık zeytini yağ sıktırmıyorsun. İçinden 90 liralık zeytin olan da var. İri tanesi de var. O 90 liralık olan zeytini de yağ sıktırmış oluyorsun. Yani bunlar hep kaliteye binmiş oluyor. Haliyle yağın fiyatını yukarıya çekiyor. Siz de buradan yani hesap biçerek ucuz olmadığını anlamanız için izah ediyorum bu durumu. Yani adam zeytin olarak satsa zaten o kadar para alıyor. Nasıl oluyor da bu adamlar zeytinyağını 600 liraya, 700 liraya satıyorlar? Bizim kendi ilçemize bile adam gelmiş, 5 litrelik ne yağı bu diyorum, zeytinyağı diyor. Kaç para diyorum, abi 600 lira da diyor, sen alacaksan, alıcıysan, niyetin varsa almaya diyor, 500'e yaparız diyor. Ulan düşünüyorum, 5 litre zeytinyağı 500 liraya satıyor adam. Litresi 100 liraya geliyor. Zaten 1-2 kilo zeytin yapacak 140-150 lira. Sen nasıl oluyor da yağın litresini 100 liraya satabiliyorsun? Yani çok dolandırıcılar, çok uçkaççılar var. Dikkat edin arkadaşlar. Benim kanalımı izleyenler, benim kanalımı izleyip de zeytin yağı tüketenler benden aldıkları bilgiler sayesinde kazıklanmasınlar. İyi yerden yağ alsınlar. Kesinlikle benden almasınlar. Yani benden alsınlar diye söylemiyorum. Nereden alıyorsanız çok iyi araştırın. Mesela güvenilirlikten kastım nedir? Ben ne yapıyorum abi? Sezon geldiği zaman toplanma aşamasını, ondan sonra acaba gidip fabrikada yağ sıktırma aşamasını, fabrikada çıkan hangi makinalardan geçerek zeytin yağ çıkıyor, yağ çıktıktan sonra numunesi nerede ölçülüyor, asidi, dizemi kaç geliyor, bunların hepsini gösteriyorum. Zaten fabrikada kağıtlarını bidonların üzerine yapıştırıyor. Yani hepsini göstere göstere açık bir şekilde yağ gönderiyorum. Diyorum ki ben, yani yağ gönderdiğim kişilere de istediğiniz yere numune ettirebilirsiniz. Çünkü içim rahat. Zeytinin tepesinden ne çıkıyorsa onu yağ fabrikasında yağ çıkarttırıyorum, onu gönderiyorum. Bir insanın içinde gönlü kalbi rahat oldu mu her şeyi söyleyebilir. Gidin abicim, ölçtürün, yağımda en ufak bir şey çıkarsa gelin gönderin diyorum. Yani siz de aldığınız yerlerden bu şekilde emin olarak alın. Nereden alıyorsanız yağınızı çok dikkat edin. Çünkü çok aşırı telefon aldım ben hep. Ya işte böyle dolandırılmış, ya zeytinyağı olmayıp da zeytinyağı diye almışlar. Çoğu pamuk yağı almış zaten. Yani çok mağduriyet yaşadım. O yüzden de zaten bu yıl boyunca her zeytinle alakalı video çektiğimde, her zeytinciliğin içine girdiğimde, çapa çekerken, pullukla sürerken olsun, bu tarz bilgiler ufak tefek aklıma geldiğince veriyorum. Çok fazla konuştun Anıl diyebilirsiniz. Konuşmam gerekiyor. Bu işi yapıyorsam bu iş hakkında da bilgi vermek zorundayım. Bunları bilin yani.
bilin, almazsanız almayın. Siz gene ne yağ kullanıyorsanız kullanın. Ama bu bilgileri bilmek önemli arkadaşlar. Herkes de bu şekilde açık açıya bunun kalkıp doğaçlama bir şekilde bu şekilde anlatımını yapmaz. Sadece överler yani. O yüzden dikkatli olun. Tarlamızın durumunu baktık. Geri gidiyoruz, eve gidiyoruz. Hem sizlere bilgi vermek istedim tarlaya gelmişken, hem de zeytinlerin durumunu görmek istedim. Durumunu gördük, bilgimize de verdik. Umarım anlamışsınızdır. Hadi bakalım şimdi gidelim. Hop, bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İşlerimizi bitirdik. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eşinizle, dostunuzla sağlık içinde kalın. Huzur içinde kalın. Köyde son durum hava. Aşırı rüzgar ve yağmur var. Hadi bakalım.